Bu tabak, İncil'deki kahramanlardan biri olan Davut'un hayatından bir kesiti anlatan tabak setinin bir parçası. Normalde sofraları süsleyen gümüş tabakların duygusal anlam içerebildikleri hemen akla gelmeyebilir. Bizans sanatı genellikle simetrik ve hareketsizken bu tabakta hareket görüyoruz. Tabağın üzerinde Davut'un Golyat'la olan savaşı işlenmiş. Hikayenin işleniş biçimi ve hikayeden seçilen sahneler düşünüldüğünde, bu tabağın entelektüel açıdan çok ileri bir sanat anlayışının ürünü olduğunu söyleyebiliriz. Kendinizi sinemada bir film seyrediyor gibi hissetmeniz işten bile değil. Hareket tabağın üst kısmından başlıyor. Bu kısımda Goliath, Davut'tan iri olduğu için kolay seçilememesine rağmen, Davut'u kutsayan Tanrı'nın elini görebilirsiniz. Bu arada Davut'un Golyat'tan daha erdemli olduğunu da eklememiz gerekiyor. Tabağın orta kısmında savaş sahneleri yer alıyor. Golyat zaferinden emin bir şekilde ilerlerken tabağın kenarında askerlere dikkatlice baktığınızda askerlerin kaçmakta olduklarını görüyorsunuz alt kısımda ise bir dev olarak resmedilmiş olan Goliath'ı ve halkını kurtaran genç bir erkek olarak resmedilmiş Davut'u görüyorsunuz. Bu tabaklar Bizans İmparatoru Herakleios zamanında yapılmış. Tabakta işlenen hikaye ile Bizans İmparatoru Herakleios'un büyük ve güçlü Pers ordusu ile yaptığı savaş arasında paralellikler bulunuyor. Tabakların Kimin daha iyi hikaye anlatacağı konusunda yarışıldığı, akşam yemeği davetlerinde kullanıldığını düşünüyoruz. Az sonra kafasına aldığı darbe sonucu ölecek olan bir adamın son anlarını görüyor olmak son derece etkileyici. Tabakta işlenen hikayeye hareketi izleyici katıyor. Bu tabaklar konunun içine girebilecek, hikayeyi hissederek yaşayabilecek ve aynen bir film seyrederken olduğu gibi kendini hikayeye kaptırabilecek insanlar için yapılmışlar.